bu soru gördüğün gibi çok basit bir soru. Ne yapacağız? Şunun iki katını düşüneceğiz. 4. 13'ün dörde bölümünden kalan nedir? 1. Çünkü 12 bir geçiyor. Yani içerisi şu aslında. Pi aşağısı da önceki paydayı yazacaksın. 4'ü değil 2'yi. Pi bölüki de 90 derece olduğu için cevabımız neymiş? Birmiş diyoruz. Evet. Şimdi ne demiş soruda bir okuyalım. Aşağıda Denizde aynı anda M noktasından harekete başlayan A ve B gemilerinin radardaki rotaları gösterilmiştir. A gemisi kuzey 34 derece açı yapacak şekilde 20 deniz mili. Hmm, yani şurası şöyle yazayım 20 deniz mili diyor. Böyle gidiyormuş. B gemisi ise kuzeyle 154 derecelik açı yapacak şekilde 40 deniz mili hızlı hareket etmektedir demiş. O zaman şu da aşağı doğru gidiyor. 40 ile gidiyor. Ben bu şekli yeniden çizmek istiyorum. Şöyle bir durum var aslında. Evet A ve B bu uçlar. Ee, şimdi aradaki açı şurası. Bunların arasındaki açı. O yüzden 154'ten 34'ü atarsam şurada ne kalacak? 120 derecelik bir açı kalacak. Tamam. Bir bakayım. Buna göre son durumda A ve B gemiler arasındaki uzaklık ne olur diye sormuş. Şimdi şöyle bir durum var. Birim zamanda aldıkları yol aynı olduğu için bu 20 birim ilerlerse, bu da 40 birim bu tarafa doğru ilerliyor. Yani gemiler buralarda oluyor ve bize şu mesafe sorulmuş. Oraya da x diyelim. Kosinüs teoremi var burada var da. Değerler çok büyük. Bunları kalen almak benim için sıkıntı. Ne yapacağım biliyor musun? Her şeyi bir 10'a böleyim. Burayı 2, burayı 4 yapayım. Sonra unutmayın çıkan değer neyse bunun da 10 katını alayım. Tamam mı? Bak ilk önce 10'a böldüm. İşlemlerini rahatlattım. En son ayakta da çıkan değeri 10'la çarpacağım. Pekala başlıyoruz. Şimdi x kare sonra 2'nin karesi 4. 4'ün karesi 16 eksi. 2 çarpı 2 çarpı 4 kosinüs ne gelecek? 120. Kosinüs 120 zaten eksi 1 bölü 2. Buradan 120'yi 20'yi gördüm. Sonra bununla bu giderse bu aradaki işareti artı olacak. Şuraya da 8 gelecek. 28 yaptı. Karekök 28 de nedir? 4 kere 7 olduğu için 2 kök 7 çıkar. Ama ben ne demiştim? Unutma demiştim. Bunun 10 katını bulacaksın. Yani 20 kök 7 olmalı bu sorunun cevabı. Edir nedir diyeceğiz. Şimdi burada e, ne istiyor bizden? İşaretleri istiyor. Şöyle bir bakalım hızlıca. Evet. Ne demiş? Sinüs 70. Sinüs 70 nerede bir yerde? Şurada bir yerde. Bunun gördüğü yer nasıl bir işaret sahip artı. Demek ki bu ifade artı. Peki eksi -65. Eksi dediğine göre 4. bölgeye denk geliyor. O da şöyle bir şey. Kosinüs diyor. Kosinüs diyorsa buraya bakmamız lazım. Bunun şartları nedir? Artıdır. Tanjant 165. Bu 180'den biraz az bir açı. Burası tı i̇şte tanjant olduğu için hem sinüse hem de kosinüse bakmamız gerekecek. Burası eksi, burası artı olduğu için bunların oranı negatiftir değil mi? O zaman buraya negatif. Şu bu arada artıydı. Şimdi kotanjant 220 diyor. 220'de nerede kalıyor? 180'den biraz fazla. Şurada bir yerde diyelim. Kotanjantta da yine kosinüse sinüse bakmamız gerekir. Burası eksi, burası da eksi olduğu için bu da nedir? Artıdır. Yani artı artı eksi artı olacak. Evet gördük ki E şıkkındaymış. Şimdi böyle sorularda görüyorsun kotanjantı soruyor. Ben şuradan kaybolmam lazım. Göremezsin şıkları çünkü. Ee, geniş açı. Geniş açıda bizim kotanjantımız, tanjantımız ve kosinüsümüz hep nedir? Negatiftir. Sadece sinüs pozitiftir. Tamam. O yüzden ne yapacağız biliyor musun? Bunu 180'e tamamlayan bölgesine nerede o? Şurada. Buraya bir açı diyelim. Beta diyelim. Sen bana şimdi ilk önce kotanjant bir betayı bul. Kotanjant beta. Bu betaya özdeş bir açı. Şurası yöndeş betayla değil mi? O yüzden burası da betadır. Peki kotanjant neydi? Komşu bölü karşıydı. Burası 1, 1, 1, 1. Yani ne geldi? 1 bölü 3 geldi. Böyle durumlarda 180'e tamamlarken kotanjant dar açıda ne çıktıysa geniş açıda bunun negatifiydi. Yani bu son cevabı ne geliyor bu durumda? Eksi 1 bölü 3 geliyor. C şıkkını işaretledik. Şimdi buna bakalım. Nasıl bir şey yapalım? Ee, çok uzun uza diye çözmek tabii ki mümkün. Ben yani şöyle bir şey yapacağım. Eksi 1 1 yapacağım tamam mı? Biraz matematiksel kuralları e, detaylı detaylı işlemek istemiyorum. Çünkü zaman meselesi bu. Şimdi şu çarptığın zaman ne oldu? Bak 3 eksi. Eksi 2 2 oldu. Yani o 2'yi aralıkla çarptım. Ha bu nereden geldi diye sorar mısın bilmiyorum. Çünkü sinüsün eksi 1 ile artı bir arasında gezdiğini biliyoruz. Tamam. Sonra şunu nasıl düşün biliyor musun bak. Bunu da 3 3 aralığı diye düşün. 3 3 aralığı diye düşündün mü? Şunları birbirinden çıkart. 3'ten eksi 2 çıktı ne kaldı burada? 5. 3'ten 2 çıktı ne kaldı burada? 1. E bu uygun değil tabii ki. Bölü 3. Aslında gerçekten nasıl olması gerekiyor? Sıralamayı doğru yaparsak 1, 5 bölü 3 dememiz gerekiyor. Bu da nedir? 1 bölü 3 ve 5 bölü 3 aralığında anlamına gelir. Bunun o halde minimum değeri 1 bölüştür. Max değeri nedir? 5 bölüştür. Bize toplamı sorulduğu için toplamı bunların 6 bölüştür. Yani sorumuzun cevabı da ne gelecektir? Gelecektir A şıkkını işaretledim. Evet, şimdi e, ilk önce bu soruda şunu söylemek istiyorum. Bu soru e, dönüşümlerden çözülebilirdi ama dönüşüm müfredattan kaldırıldı. O yüzden ben bunu dönüşümle çözmemeliyim. Başka bir yol bulmalıyım. E, deneyeceğim şansımı. Deneyeceğim şansımı derken çözeceğim de. Şöyle yapıyorum. X'i sağ tarafa attım. Sonra... Eksiği içeri dağıttım. Sizin de bunu yapabiliyoruz. Şimdi buradan 2'ye bölüneceğiz. Ne diyeceğiz? 5x eşittir. Eksi x artı 2kpi. İkincisi de 5x eşittir. Pi eksi eksi x'den pi artı x olur. 2kpi. E, 6x eşittir 2kpi. Her tarafı 6'ya bölersem x'e gelecek. Buradan kpi bölü 3 gelecek. Bu tamam. Şuradan 4x yapıyor. Pi artı 2k pi. Her şeyi 4'e bölelim. x eşittir. Pi bölü 4 artı ne gelecek? k pi bölü 2 gelecek. Tamam. Şimdi iyi, hoş, güzel de böyle bir cevap sadece d şıkkında var görünüyor ama d şıkkında verilenler de kafamıza karıştırıyor. Bu ne? Bu ne? Bir de bu ne? Yani sen bunları buldun ama e, buradaki cevaplar böyle değil. İlk başta haklı görünüyorsun. Şimdi bu dediğim gibi dönüşümlerle yapılan bir soru, bir çözümü vardı önceden. Şimdi biz aslında doğru cevap, cevabımızı bulduk ama e, şıktaki cevabın buna nasıl eşit olduğunu görmemiz gerekiyor. Bu arada şu söyleyeyim. Kesinlikle cevap şu ikisini bulunduran şekilde verilecektir. Bu cevap... E, olmayacaktır. Ama ben yine de bunun buraya eşit işte olduğunu göstermek istiyorum. İlk önce şöyle bir bakalım. Bunu bir incelemeye alalım. Ben şimdi burayı pi bölü 3 parantezine alsam. Ne elde ederim? 1 artı 2k. Doğru mu? Evet. Burası öyle. Peki şunu da yine pi bölü 3 parantezine alsam. Bu da 2 artı 2k elde edilir mi? Evet. Peki şimdi sana bir şey soruyorum. K'nın yerine 0 verdiğini düşünsen. Buradan hangi değerleri elde edersin? Pi bölü 3 değil mi? ve 2 pi bölü 3'ü elde eder misin? Elde edersin. Peki k'nın yerine 1 değerini versen. Buradan hangi değerler çıkar? Buradan 3 pi bölü 3. buradan, Buradan yerine koyduğun zaman 4 pi bölü 3'ü elde eder misin? Elde edersin. Bir şey fark ediyor musun? Bu aslında bunun yaptığı işi tıpatıp yapıyor. Hadi yani ben k yerine 1 koydum. Burayı elde ettim. 2 koydum burayı. 3 koydum burayı. 4 koydum burayı. Yani bu ifade şu ikisini birden kapsayan bir ifade. Tamam bu konuda ikna olmuşsundur. Şimdi şuna bir bakalım. Elimizde ne var? Bak şuna bakıyoruz. Şimdi K'nın yerine mesela ne verelim? Şurada sıfırı ver. Sıfırı verdiğin zaman burası ne geldi? K'nın yerine sıfırı verdiğin zaman burası. Aslında K'nın yerine bir biri verelim. Dur. Sıfırınca negatifle seni uğraştırmak istemiyorum. Biri verdik 180. 180, 135 çıktı. Yani burası 135 derece çıktı. Çünkü 45 derece çıkartıyoruz, 135. Peki bu nasıl oluyor? Bu 45. K'nın yerine 1 verdiğimiz zaman 90, burası da ne yaptı? 135 yaptı, gördün mü? Mesela şimdi K'nın yerine 2 değerini verelim. 2 değerini verdiğimizde, burası 2 pi. 2 pi'den pi bölü 4 çıkarttığını düşün. Kaç yaptı? Yani lafı uzatmak istemiyorum. Buradaki verdiğimiz değerler için bu değerde ne yapacak? Aynen buradaki gibi çıkacak. O yüzden cevabımız D şıkkıdır diyoruz. Ama çözüm kümesi bu seneki müfredata göre konuşursak şöyle olmalı. K i bölü 3 bileşim x eşittir. P bölü 4 artı yazamadım. Artı K pi bölü 2 ve K eleman Z diye verilmeli. Tamam Geçtim. Ve bu tabi e, çok komedi olmuş. E, nedir bu? Aslında kosinüs iki tane 15 derece açılımıdır. Yani kosinüs 30'dur. Sinüs 60'tır. Yani kök 3 bölü 2'dir diyoruz. Cevabımız nedir? Bir bakıyorum. B şıkkı. Şimdi buna gelelim. Şimdi 23 pi'yi gördüm. Bunun esas ölçüsü pi. Yani benim elimde ne var aslında? Sinüs pi artı a artı sin a var. Şimdi pi de isim değişmez. Burası sinüs a yaptı. Bu aslında üçüncü bölgenin bir elemanı. Orada sinüs eksidir. Eksi buraya koyduk. Yanındaki artı sinüs a bekliyor zaten. Hiçbir şey yapmıyor. Bunlar da birbirini götürdüğünde cevabımız neymiş? Sıfır dereceymiş. Evet durum bu. Şimdi burada ne demiş? Periyodu 4'tür. Şimdi periyodun 4 senin. Yani şöyle bir şey düşün. Periyodun 4 eğer 1. Buna 4 ekle mesela. Şimdi bir şey anlatıyorum. 5. Buna 4 ekle 9. Buna 4 ekle 13. Bu buradaki fonksiyon değerleri hep aynı olur. Yani f1 eşittir f5 eşittir anlıyorsun değil mi? f9 eşittir f13 gibi bir şey. Şimdi ee, burada f eksi 2 diyor ya. Sen şimdi bunlar hep 4 ekli ekliye gidince eşit oluyordu. Bu f eksi 2'ye 4 ekler misin? Ekle zaman oldu? F2 oldu. Ha bunlar birbirine eşitmiş. Peki adam bunların toplamını 8 verdiğine göre bunların her biri ne kadar arasında? 4'tür. Tamam anladık. Peki buradakilere bir bakar mısın? Buradakiler neyin nesi? Şimdi 2 dediğimiz şey aslında şu. 4'ün katını 2 geçen her ifade artık 4'tür diye düşüneceğiz. 4'ün katını 2 geçen. Mesela şunu bir konuşalım. K'nın yerine eksi 1 verdiği zaman f eksi 2 oldu 4. K'nın yerine 0 verdiği zaman f 2 oldu 4. Anlıyorsun değil mi? Peki o zaman bu f 74 denen sayı 4'ün katını kaç geçiyor? Onu bir konuşalım. Bu 72 artı 2. Tamam. O zaman bu 4'ün katını 2 geçiyor. Bu 4'e eşit. Peki F90 ne? F90 nasıl yazılır? 88 artı 2. Ha, bu da 4'ün katını 2 geçiyor. Bu da 4. Peki F ne diyeceğiz? Eksi 102 diyor değil mi? Bu şimdi eksi 100 desem. Eksi 104'ün katı. Hatta dur şöyle yapacağım. Eksi 104 demek istiyorum. Bekle. Eksi 104 artı 2 desem. Eksi 102 verir mi? Verir. Peki eksi 104 4'ün katı mıdır? Evet. O zaman bu da 4'ün katı 2 geçiyor. Yani bu da 4. O halde sorumuzun cevabı bunların toplamı olduğu için ne olmalıdır? 12 olmalıdır. C şıkkını işaretledik. Aşağıda bir markete ürün getiren, kasasının yüksekliği 240 santim olan ve kasasının kapağı A noktası etrafında dönerek açılan bir kamyon verilmiştir. Yani şu mesafe ne kadarmış bir kere 240 santimmiş. Kapak şurası normalde ama hani açılınca ne oluyor? Bu kapak buraya düşüp tam şuraya geliyor. Buna göre kamyon yük indirmek için kasanın kapağını açtığında BC uzunluğu ne olur diye sormuş. Şurayı sormuş. O kadar basit bir soru ki şöyle... Burası 120 derece olduğuna göre şu açıya ne kadarlık bir değer kalır? 60 derece kalır. E şuraya da o zaman 30 derece kaldı. Bu durumda hipotenüsümüz 240 olduğuna göre şurası bunun yarısıdır. Yani 120'dir. 60'ın karşısı da bunun kök 3 katı olduğu için 120 kök 3'tür. Cevabımız bu olacak. Yani C şıkkı. Şimdi bu ifade neye benziyor? İyi bak. Bu aslında kosinüs 2x açılımı. Yani o ifade kosinüs 2 tane pi bölü 4 artı x'in açılımı. 2'yi bir dağıtalım içeriye. Kosinüs ne yaptı? Pi bölü 2 artı 2 x yaptı. Şimdi pi bölü 2'de ismimiz değişiyor mu? Evet. Sinüs 2x. Peki bu e, ikinci bölgenin bir elemanı mı? İkinci bölgede kosinüsümüzün işareti eksi mi? Bu eksi de ne yapıyorduk? Biz buraya transfer ediyorduk. Cevabımız nedir? Eksi 2 sinüs. Eksi sinüs 2x olacak. Yani e Şimdi burada bir üçgenden bahsediyor. Kenarları 8, 10, 12 olan üçgende en küçük açın kosinüsü demiş. Şimdi bir üçgen çizelim. Şöyle bir şeyler yapalım. Ee, burası küçük. 8. Bu 10. Büyüklüğe göre. Hani göz nizam durumuna göre diyeyim aslında. En küçük açıda tabii ki şurasıdır. Bize bunun kosinüsü soruluyor tamam. Yapacağımız kozu teorini kullanmaktır. Yani 8'in karesi 64. Sonra 12'nin karesi 144. Onun karesi 100. Sonra eksi 2. 10 çarpı 12 çarpı kosinüs alfa. Şimdi şurayla şura gitti. Burada kaldı 80. Sağ tarafta neyi gördüm? 180 var. Şunların hepsini sola atacağım. Yani 2 çarpı 10 çarpı 12 çarpı kosinüs alfa oluştu. Şu onunla bu 0 gitsin. Sonra bu 2 ile şu gitsin burada kalsın 9. Hatta bunu 3'e böldüm 4. Burada 3'e böldüm 3. Ne çıktı? Kosinüs alfa 3 bölü 4'müş. Nerede cevap? 5 şıkkında. Şimdi aşağıdakilerden hangisi yanlıştır demiş. Bunu anlamak için şunları incelemeye almak lazım. Ee, tanjant tanjant yani 3 pi bölü 2 270 derece isim değişiyor. Her şey ismi değişiyor. Bu kotanjant bir kere teta. Şimdi bulunduğu bölgeye bakıyorum. Bulunduğu bölge 3. bölgede. 3. bölgede şeyin işareti tanjant işareti pozitif olduğu için bu da pozitiftir. Evet. Bu doğru çıktı bir kere. Biz yanlış arıyoruz bu arada. Şimdi bunu anlayalım. Bunların eşit olabilmesi için bunların toplamı 90 derece mi acaba diyeceğim. Yani şunu soruyorum kendime. 5 pi bölü 3 ile 2 bölü 6'nın toplamı ne? Bunu 2 ile genişlettim. Kaç yaptı burası? Bir de bir saniye. Üstümüz. Ama şöyle bir sıkıntı da var burada. Olmak zorunda da değil. Hemen geri alıyorum. Şurada 5 pi bölü 3 değerini incelemeye alacağım. Bir saniye. Hemen vazgeçtim çünkü böyle olmuyor. Bu ifade şöyle yazılabilir mi? 5 pi bölü 3'ü nasıl yazsak ee, neyle neyin toplamı olarak girebilir orası. Bu acaba 2 pi eksi pi bölü 3 diye yazılabilir mi? Yazılır. Tamam. O halde bu 2 pi'nin esas ölçüsü 0 olduğu için bu kosinüs eksi pi bölü 3 müdür? Ve aynı zamanda eksi kaybolursa burası kosinüs pi bölü 3 müdür? Bu durumda, bu durumda. Bu kaç bu kaç derece? Şurayı bir hesapla bakalım. Burası 60 derece. Peki burası ne? Sinüs 30. Evet, aynen. Bu eşitlik doğru. B'de ne yaptık? Doğru olarak aldık. Şimdi burada başka bir şey var. Sinüs için konuşulmuş. Şimdi aynı şeyi yapalım burada. Ne diyelim? Sinüs sinüs 2 pi eksi ne diyelim? Pi bölü 3 diyelim. Bakalım ne çıkacak? Buradan şu gitti. Eksi sinüs pi bölü 3 yaptı. Yani aslında bu eksi sinüs kaç yapıyor? 60. Eksi sinüs 60 yapıyor. Bu ise sinüs 60 demiş. Görüyor musun? Eksisi yok. Yanlış olan seçenek bu görünüyor. Cevabımız C yani. Olsun şuradan bir devam edelim yine. Hatırlamış da oluyoruz. Bu ifadenin yerine ben kosinüs eksi teta'yı düşünebiliyorum. Kosinüs de içeride Işaretleştirmek, e, işaretleştirmek serbest yapabilirsin. Şimdi pi dediğimiz değerde isim değişmez. Kosinüs teta. Evet. Yalnız bulunduğumuz bölgeye bakalım. Burası ikinci bölgeye denk geliyor. Orada kosinüsümüz eksi. Bu eksi buraya transfer ettik. Aynen de öyle. Bu da doğru. Son hamle. Burada isim değişecek. Kosinüs teta. Pi bölü 2. Yani ikinci bölgede sinüsümüz e, sinüsümüzün işareti artı olduğu için bu da artıdır. Evet bu da doğrudur yanlış için C işaretledik geçtik gitti ee, neler diyorsun sen bana bir üçgenden bahsediyor bu üçgene uygun bir şey yani verilenlere uygun bir üçgen çizmeye çalışacağım şimdi BC diyor BC Evet şöyle AB şöyle bir şeymiş gibi duruyor şuraya B diyeceğiz 30 derece demiş buraya C diyelim Burası o zaman boydan boya 16 birim. Sonra bir bakalım. AB 4 kök 3 vermiş. Şuraya da tabii ki A diyeceğiz. Burada da bize tanjant şeyi sormuş. Şöyle bir şey yapalım. Dik inelim. Biraz geometri de yapabiliriz. Dik indik. 90'ın karşısı 4 kök 30'un karşısı bunun yarısı 2 kök 3. Şimdi 60'ın karşısı da 30'un karşısındaki 2 kök 3'ün kök 3 katı bunu kök çarptığın zaman 6 yapar. Demek ki buraya da 10 kaldı. Bize sorulan şu açının neydi? Tanjantıydı değil mi? Tanjantta neydi? Karşı bölü komşu dik olduğu için 2 kök 3 bölü 10 olur. Tanjant C diyeyim ona ben. Buradan da sadeleştirmeyi yaparsan kök 3 bölü 5 karşılaşırsın. Evet. Işaret dedik. B şıkkındaymış. Şimdi bu dünya nasıl bir dünya? Şöyle geleceğim. Bak kosinüs 1. Kosinüs 2. Bu yeterli aslında. Gidiyoruz, gidiyoruz, gidiyoruz. Daha uzaklarda. Kosinüs, iyi bak şimdi 178. Artık kosinüs 179. Artık kosinüs 180 diye durdu. Şimdi kosinüsler birbirini 180'e tamamlarken, yani bunu 180'e tamamlayan 2 değil mi? Kosinüs 2. de oluyor. Yani burası aslında eksi kosinüs 2. Bu anlamda şurayla şura birbirini ne yapar? Götürür. Bu da aynı şekilde düşürsek eksi kosinüs 1'dir. Yani o zaman da ta burayla burada birbirini götürür. Derken burada çift sayıda mı? Her şey birbirini götürüyor. Ona bir bakabilir miyim? Burada tam tamına 179 tane terim var. Bak 179 tane terim var. O zaman ikili eşleşmede bir tanesi ortada kalır. Kim ortada kalır onu söyleyeyim ben sana. Ortadakini bulacağız tamam Ortadaki kim? Soru bu. Orta biri kaldı çünkü 179 tane adamı sen ikili ikili eşleştirirsen bir kişi açıkta kalacaktır. Ortadakini şöyle buluyorsun. İlk terim 1. Şuradaki 1'den bahsediyorum. Son terim ne? 179. Bunu aritmetik ortalamasını alıyorsun. Kaç yaptı orası? 180 bölü 2'den 90 yaptı. Ortada hiç kimseyle eşleşmeyen kosinüs 90 yapayalnız. Yalnız kosinüs yalnız 90'da sıfır ettiğini görüyor musun? Evet. Yani bunun da bu toplamada hiçbir etkisi yok. Var ama kendi kaldı ama anlamı yok. Bir tane şu kaldı. Bu da neye eşittir? Eksidir. Dolayısıyla sol taraf olduğu gibi sıfır. Burası eksi bir olduğu için cevabımız eksi bir olmalı. Yani e şıkkı gelecek. Durum bu. Şimdi bir grafik verilmiş. Bunun fonksiyonu nedir diye sormuş. Şimdi ben Tabii tam oturtulamamış, şurada 2'den geçiyor diye düşünüyorum. Hani şu noktanın adı 0'a 2 midir? Evet. Hadi Şu noktanın adı da ne mesela? Pi'ye 2'dir gibi. Burası da ne? Pi bölü 2'ye eksi 4'tür. Ee, böyle sorularda oturup da bunların grafiğini çizip ondan sonra da ha bu buna benziyor demek söz konusu değil. Yapmamız gereken şey şu. Ee, mesela 0, 2'yi bir deneyelim. A şıkkını bir ele alalım. A şıkkına sen x yerine 0'ı yazdığını düşün. Ne elde diyorsun Bir görelim. Y eşittir. 0 yerine ya yazdık. Sinüs 0 nedir? 0. 1 çıktı. A şıkkı cevap değil. Şimdi B'ye bakalım. Burada x yerine yine 0 yazıyoruz. Her defasında bu x'in 0 yazmayı yazmayın bir daha. Y eşittir. kosinüs 0 ne yapar? 1 yapar. 3'ten 1 çıktı 2. Ha bu ihtimal. Bu olabilir. Şöyle nasıl yapalım bunu? Şöyle altını çizgi çizelim. Şimdi C'ye bir bakalım. Burada da x'in 0 yazdığımız zaman y ne çıkıyor? Şurası 3, 1 çıktı, 2. Evet bu da mümkün. Bir tane mümkün çıktı. D'ye bakalım. Ee, x yerine 0 yazdık. Şurası 1 yaptı. 1'den 2 çıktı, eksi 1. Hayır. Bu imkansız. Değil mi? Aynen öyle. Şurası 1 yaptı dedim. Tamam, 2. 1 yaptım. Tamam. Sıkıntı yok. Şimdi şurada kaynamış. Herhalde keserken gitti bu. E'ye bir bakalım. 0 yazdık. Burası 0. 3'ten e, yani 0. 1 kaldı. Ya o zaman bu da değil. Şimdi ikisi kaldı geriye. O halde bir de neyi deneyelim? Mesela pi bölü 2 deneyebiliriz. Şimdi pi bölü 2'yi yerine koyarsak şuradan ve şundan bahsediyorum. Pi bölü 2 dediğimiz değer 180 derece. 180'i burada yerine yazdığın zaman burası kaç derece olur? 360 derece olur. 360 derecede kosinüsümüz yine ne oldu? 1 yaptı. Bu hala sağlıyor. Burası da sağlıyor. Evet eleyemedik. Gerçekten sıkıntılı bir durum. O zaman şu pi bölü 2'ye bakalım. 90 derece. 90 dereceyi yerine koydum burada. Şurası kaç yaptı? 180 derece yaptı. 180 derecede kosinüs eksi 1 olduğu için burası artı 1 olduğu için ha, buradan 4 geliyor. Buradan pozitif geliyor 4 geliyor. Şuna bakalım. Burada yerine yazdık. Kaç yaptı? Yine demki gibi şurası 180. Kosi 180 eksi 1 şurası eksi 3. Eksi 3 eksi 1'den bu eksi 4 geliyor. Evet. Cevabımız neymiş? C şıkkıymış. Tamam. Evet testi bitirmişiz bu arada. Güzel. Sorular da fena değildi hani. Ee, tamam. Acem 2'de görüşürüz. hoşça kal.